Hoş geldin Nazlı. Eve yakındım, o yüzden burada buluşalım dedim. Evlenelim. Emin misin? İyi düşündün mü? Bana acele et demedin mi? Acele ediyorum işte. Hadi evlenelim. Daha birkaç saat önce emin değilim, düşüneceğim diyordun. Ben o yüzden şaşırdım. Bulut geldi restorana. Onun yeri burası. Senin yanın. Onun mutluluğu için benim üzerime düşen buysa yapacağım. Tamam o zaman, anlaştık. İyi de sonra ne olacak? Yani nasıl inandıracağız herkesi, ne diyeceğiz? Yani o kısmı merak etme dedin ama ben en çok o kısmı merak ediyorum. Nasıl söyleyeceğiz bunu insanlara? Nasıl inanacak herkes? Nazlı, buluruz ya bir şeyler. O kadar da dert edecek bir şey değil bence bu. Bulur muyuz? Ne diyeceğiz, biz barıştık, evleniyoruz mu? Hı, olabilir. Olamaz. İnsanlar şok geçirecek. Nasıl barıştınız? Olaylar nasıl gelişti? Nasıl evlenme teklif etti? Ne cevap vereceğiz? Senin fikrin ne? Bence bir hikaye uydurmalıyız. Ya soranlara da onu anlatırız. Eğer farklı hikaye anlatırsak numara yaptığımız anlaşılır. Tamam. Başla bakalım hikayeyi. Mesela ben restorandaymışım. Böyle saatte çok geç olmuş. Tam çıkacağım. Böyle tek başıma oturuyorum. O sırada sen geliyorsun. Elinde çiçeklerle. Niye çiçekle geliyorum ya? Doğru. Kimse inanmaz. Öyle dümdüz geliyorsun. Sonra? Sonra? Sonra işte oturup konuşmaya başlıyoruz. Aramızdaki sorunlardan bahsediyoruz. Sen bana diyorsun ki her şeyi bırakıp aşka sarılalım. Ben öyle bir laf etmem. Aşka sarılmak. Buyur sen devam et. Edeyim. Sen benden defalarca özür diliyorsun. Çok pişman olduğunu, beni çok sevdiğini söylüyorsun ve beni öpmeye başlıyorsun. Yuh! Asıl buna kimse inanmaz. Ben hayatta yapmam öyle bir şey. Nasıl barışacağız? Biz hayalimizde bile barışamıyoruz. İşte sen geldin, oturduk, konuştuk. İkimiz de bu gerilime son vermeye karar verdik. Sonra da ben sana evlenme teklif ettim. Hemen orada. Ecelimiz var Nazlı. Birkaç gün sonra nikah masasına oturacağız. Ferit, kim inanır senin böyle evlenme teklif edeceğine? Nasıl teklif edermişim peki? Sen söyle. Ben restorandaymışım. Yine mi restoran? Benim hayatım restoranda geçiyor. İstersen bizim eve gel. Tamam, yok Nazlı, restorandan devam et. İşte ben bir gün restorandaymışım. Sen geliyorsun böyle elinde çiçeklerle. Ya çiçekle geliyorsun çünkü evlenme teklif edeceksin. Ondan sonra ben seni gördüğüme seviniyorum. Barışmışız ya. Ama kimseye çaktırmıyorum. Bu gizli gizli görüştüğümüz dönem işte. Sonra sen bana diyorsun ki, Nazlı, seninle konuşmak istediğim bir şeyler var. Ben de tamam diyorum. Arabaya binip gidiyoruz. Ha, arabadayız bir de daha. Ya şunu daha kısa anlatsak olmuyor. Olmuyor. Çok önemli detaylar bunlar. Kızlar hepsini sorar. Bütün detayların üstünden geçmemiz lazım. Tamam, arabadayız, devam et. Sonra böyle ben yürümeye başlıyorum. Bitmiyor bir türlü. Ağaçların arasından geçiyoruz. Etrafta kimsecikler yok. Sadece ikimiz varız. Ben çok şaşırıyorum tabii. Sana sorular soruyorum. Ama sen bana cevap vermiyorsun. Ben şaşırıyorum tabii. Ondan sonra ağaçların arasında bir ışıltı görüyorum. Ona doğru yürüyorum. Bir kış bahçesi. Camdan. Kış bahçesinin içinde çiçekler, balonlar, gül yaprakları falan var. Ben mi yapmışım bunları? Ondan sonra sen beni elimden tutuyorsun. İçeri götürüyorsun. İçersin masal gibi. Sonra ben gözlerimi kapatıyorum. Sonra birbirimize yaklaşıyoruz. Öyle yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ve... Üşüyoruz herhalde artık. Hayır, sen bana evlenme teklif ediyorsun diz çöküp. Ferit Aslan diz çöker mi Nazlı? İyi, ayakta teklif et. Nazlı, bence bu kadar yeter. Ben anlaştığımızı düşünüyorum. Bak, ikimize de soracaklar bunu. Eğer yanlış anlatırsan açık veririz. Yok, unutma. Benim işe dönmem lazım. İstiyorsan seni de bırakayım. Gerek yok, ben taksiye giderim. Çantamı alayım da. Konuşmak istediğim bir şey daha var. Seni restorandan alsam, yakınlarda bir yere gidip konuşsak... Ne oldu? Anlaşmadan vaz mı geçtin? Vazgeçmedim. Sadece konuşmak istediğim birkaç detay daha var. Seni restoranın kapısına alayım. Çok uzun sürmez ama değil mi? İşim var burada.
Yok, uzamaz, merak etme. Tamam. Yakın bir yere mi gidiyoruz? Yakın. Peki niye arabada konuşmuyoruz? Geldik sayılır zaten, biraz sabret. Sen iyi misin? Gergin görünüyorsun. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Az sonra her şeyi öğreneceksin. Ferit, biz nereye geldik böyle? Şurada ağaçların arasında güzel bir kafe var. Orada otururuz diye düşündüm. Sen emin misin burada bir kafe olduğuna? Şehirde milyon tane kafe var. Neden buraya geldiğimizi sorabilir miyim? Gözlerden uzak bir yer olsun istedim. Kimse görmesin bizi. Ferit. Ne demek bu? Gel benimle. Her şey hayallerimdeki gibi. Sen de öylesin Nazlı. Hayallerimdeki gibi. O kadar çok seviyorum ki seni. O kadar tutsağım, o kadar mecburum ki sana. Gözlerini hep bana bakarken görmek istiyorum. Nefesin hep nefesime karışsın istiyorum. Sadece bana ait ol istiyorum. Bir ömür boyu. Bir ömür boyu.
Neredeyse ben bile inanacaktım gerçek olduğuna. Artık bugün unutmayız herhalde değil mi? Yok, unutmayız. Gerçek gibiydi. Bayağı uğraşmışsın sen, fena olmamış. Evet, açık vermeyelim diye. Artık anlatacağımız hikaye belli. Üstünden de geçtik, canlandırmasını da yaptık. İyi düşünmüşsün, iyi olmuş. Dönelim mi artık restorana, bırakayım seni. Ha bu arada bu da sende kalsın. Nişanlı sayılırsın, takabilirsin parmağını. Hadi.